yarına. Oynuyorlarda el uzatır zorla yalanlara. Wow, wow, uzay gemisi wow. Ali. Wow. Çamaşır makinesinin çalışmasını seyretmeye bayılıyorum. Evet, ben de şu ilginç davetlere gitmeye bayılıyorum. Biliyorsun bugün Bampton Parkı'nda eğlence var. Oo, şimdiden sabırsızlanıyorum. Pekala, şunları dışarı çıkaralım. Oo, olamaz. Ne oldu? Bu Stan'in goril kostümü. Davette giyecektim. Artık yavru maymun kostümü olmuş. Ah, makinede yıkarken çekmiş olmalı. Peki ben akşamki davette ne giyeceğim? Ah, buldum. Yeni bir kıyafet hazırlamana yardımcı olabilirim. Bu iyi fikir Oli ama malzememiz yok. O zaman şehri şöyle bir dolaşıp bir şeyler bulabiliriz. Hemen gidelim. Evet, şimdi çok önemli bir yangın söndürme denemesi seyredeceksiniz. Oh, sanırım bir sorun var. Merhaba Rosson, yanında seni uygun bir... Hayır, şimdi olmaz Oli. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Rosson. Şimdi yeni bir hortum almamız gerekecek. Tabii patlak hortumu da çöpe atacağız. Baksana Rosson, patlak hortumu bize alabilir miyiz? Evet tabii. Nasıl olsa artık bizim işimize yaramıyor. Teşekkür ederiz Rosson. Topladığımız bunca döküntüyle nasıl bir kostüm hazırlamayı düşünüyorsun Oli? Ben davete ikimiz uzay gemisi ve uzay adamı olarak gideriz diye düşünmüştüm. Ciddi misin? Bu gerçekten harika bir fikir Oli. Hadi bir an önce işe koyulalım. Bip bip. İşte uzaylı kostümüm hazır. Nasıl olmuş? Evet, hadi artık davete gidelim. Başlığına dikkat et. Ne de olsa uzay yolculuğuna çıkıyoruz. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. İşte uzaydayız, her yanımız yıldız. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Dünyalılar, benim adım Robotron. Çaydanlık Nebulası'ndan buraya geliyorum. Bu da benim süper uzay gemim Ultra Kutucuk. Lütfen bizi liderinize götürün. Lider benim. Öyle mi? Pekala, ne istiyorsunuz? Buraya dost olarak geldik. Dünyalıların davetine katılıp eğlenmek istiyoruz. Bizi tanımadınız mı? Oli, Stan... İnanamıyorum. Hepimizi kandırdınız. Kostümleriniz çok inandırıcı. Evet, bunlar gördüğüm en güzel kostümler ve hepsi Oli'nin sayesinde oldu. Hadi, hep birlikte eğlencenin tadını çıkaralım. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda bir zorda kalanlara. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. İşte uzaydayız, her yanımız yıldız. Çok heyecanlıyız. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda el uzatır zorda kalanlara.
geldi. Minibüs kafe açılıyor. Taraftarlar bütün umutlarını şimdi atılacak bu penaltıya bağlamış durumda. Oli vuruyor ve gol. Çok lezzetli bir öğle yemeğiydi. Alice biliyor musun? Bence bir restoran açacak olursan çok iyi iş yaparsın. Aslında ben her zaman bir kafe açmayı hayal etmiştim. Öyle çok şık bir yer değil. Basit ama güzel, sağlıklı yiyeceklerin sunulduğu bir mekan. Evet, bu harika bir fikir Alice. Senin yemeklerin enfes, leziz, nefis. Gerçekten bir kafe açmak istiyorsan sana güzel bir yer bulmak için araştırma yapalım. Hadi hemen Bampton'a gidip uygun bir yer bakalım. Evet, Oli'yi Mick'in garajına götürdükten sonra gidebiliriz sen. Bu da tamam Oli. Hazırsın artık. Teşekkür ederim Mick. Bip bip. Merhaba Bessie. Ne oldu? Neyin var? Hangisinden anlatmaya başlasam bilemiyorum. Paslı bir kapım. Bozuk bir motorum ayrıca. Merhaba Oli. İhtiyar Bessie'yle uğraşmaya değmez. Artık hiçbir işe yaramıyor. Yapma Baza. Bu sözler hiç hoş değil. Ama doğru söylüyor. Bir zamanlar Bessie'nin köfteleri şehirde bir numaraydı. Ama Polly'nin pizza salonu açıldıktan sonra herkes oraya gitmeye başladı. Yazık. Evet. Kimse yaşlı bir köfteciden köfte almak istemez. Haksız mıyım Oli? Söylesene. Tamam. Belki köftecilik yapmayabilirsin. Ama senin için harika bir fikrim var Bessie. Siz ikiniz neden bir minibüs kafe açmayı düşünmüyorsunuz? O sağlıklı yemekleri pişirmek için bizim Bessie'yi kullanabilirsiniz. Sağlıklı yemek mi? Ben dondurma almak için kumsala gidiyorum. Sonra görüşürüz. Evet. Ne diyorsunuz? Düşününce neden olmasın? Hem yer bulmak zorunda da kalmayız. Ama önce onu güzelce temizlemeliyiz. O konuda hiçbir itirazım olmaz. Hadi o zaman başlayalım. İşte bu harika. Ama işe yarar mı dersiniz? Çünkü dağınık ve kirli durumda. Sana bakım yaparız Bessie. Benim yol üstü kafeteryama. Evet, çok eğlenceli olacak. Şu paslı tekerleklerini yağlarım. Nasıl güzel bir his anlatamam. Tamir etmeli bozuk kapıları. İşte böyle devam et. Yeniden boyanmak istersen. Bir sabırsızlanırım. Pırıl pırıl parla. Harika, bu tam bana göre. Parlatırız onu güzelce. Çünkü şu an eskimiş halde. Güldüğünü duymak güzel. Ve kafeterya olmaya hazırım. Al bakalım çiftçiden yemeğin. Eminim onu yedikten sonra buraların en fazla ürün alan çiftçisi olacaksın. Jethro. Biliyor musun, senin minibüs kafe fikrin beklediğimden de başarılı oldu Oli. Oli, ne yapıyorsun burada? Kim yapıyor bu yemekleri? Bizim Bessie yapıyor. O çok sevdiğin sağlıklı yemeklerin hepsi Bessie'nin yardımıyla pişiyor. harika kokuyor. Hayır Baza. Lütfen en arkaya geç. Sen de herkes gibi sıranın gelmesini beklemelisin. Oli, bana yeniden yaşama sevinci verdin. Çok teşekkür ederim. Benim için zevkti Bessie. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda el uzatır zorda kalanlara. Güzel. Sürüş okulu. Pasta kaplaması harika çiftçiden. Havuçlu pasta Bayan Floret. Muhteşem bir şey. Bu yıl her şey çok güzel. Bu ses de ne böyle? Hadi Baza. Bip bip. Oraya ilk giden ben olacağım. Çekil yolumdan Oli. Oli, Baza, hareketlerinize dikkat edin. Hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Olamaz. Yeter. Göreceğimi gördüm. Pasta yarışmasını berbat ettin. Bu nedenle tekrar sürüş okuluna gideceksin. Ne? Baza'yla birlikte. İşte bu hiç iyi olmadı.
Sürüş okuluna hoş geldiniz. Burada öğreneceğimiz şeyler güvenli hızda seyretmenin önemi, takip mesafesi kuralları, trafik levhalarının anlamı, diğer araçlara ve yayalara saygı duymak ve hepsinden önemlisi pastaları mahvetmeden geri viteste gidebilmek. Ne o, komik bir şey mi oldu Baza? Hayır bayan, öğretmen hanım. İyi, pekala. Hadi başlayalım. Pekala çocuklar, nihayet sınavın son aşamasına geldik. Güvenilir araç sertifikası alabilmek için bu bölümü başarıyla tamamlamanız gerek. Şimdi sizden içinde kırılacak eşya bulunan bu kutuları zorlu eğitim parkurundan eşyaları hiç zarar vermeden geçirmenizi istiyorum. Çok dikkatli ve özenli olmalı ve şu ana kadar öğrendiğiniz tüm bilgi ve yöntemleri uygulamalısınız. Baza, sorun nedir? Yapabileceğimi sanmıyorum Oli. Benim sınavlarla aram hiç iyi değildir. Düşünmemiz gereken çok şey var. Ne yapacağım ben şimdi? Tamam, üzülme. Ben sana yardım ederim. Beni seyret Baza. Yol çok uzun, zorlu sınav Baza. Endişe etme. Adım adım ilerle ve acele etme. Her şey olmaz bir anda. Sakin ve dikkatli ol. Adım adım ilerle, kolay olur böyle. Başarıyla geçerler mi sınavımı? Çok çalışıyoruz. Galiba yapabiliyorum Oli. Devam et Baza. Yol çok uzun, zorlu sınav ama endişe etmem. Adım adım ilerlerim, acele etmem. Her şey olmaz bir anda, sakin ve dikkatli ol. Adım adım ilerle, kolay olur böyle. Başarıyla geçerler mi sınavımı? Çok çalışıyoruz. Başarılı olmak için. Çok güzel. İkinize de aferin çocuklar. Sınavı geçtiniz. Yani şimdi Bampton sokaklarına geri dönebilecek miyiz? Evet, kesinlikle dönebileceksiniz. Aa, sağ ol Oli. Senin yardımın olmasaydı sınavın son aşamasını asla geçemezdim. Her zaman yardıma hazırım, her zaman. Hadi şimdi yollara geri dönelim. Hey! Mamma mia, harika dondurmalar. Alın bakalım. En sevdiğin lezzet. Bir tane de sana, afiyet olsun. Al bakalım, yine gelin. Neli dondurma istiyorsun Oli? Naneli mi, çilekli mi yoksa vanilyalı mı? Bir türlü karar veremiyorum Stan. Peki en çok neyin tadını seviyorsun? Hepsi o kadar nefis, leziz, harika lezzetler ki bir seçim yapamıyorum. Üzgünüm arkadaşlar, dondurma bitti. Ayvım, olamaz. Bu doğru olamaz. Ne yazık ki doğru Oli. Bugün gerçekten yoğun bir gün. Elimizdeki malzemelerin hepsi bitti. Çiftlikten krema, marketten de kalan malzemeleri almalıyız. Külahları sakın unutmayalım. Bir dakika. Malzemeleri almanıza yardımcı olursak siz de biraz dinlenme fırsatı bulmuş olursunuz. Ne diyorsunuz sen? Bence iyi bir fikir. Hemen çiftliğe gidip kremayı alayım. Biz de külahları alırız. Ben de markete uğrayıp diğer malzemeleri alayım. Görüşmek üzere. Bip bip. Demek dondurma malzemeleri almak istiyorsun, öyle mi? Pekala, aklında neler var Oli? Aklıma gelen lezzetler... Tatlı çilek, çikolata ve vanilya, harika! Ahududu, taze nane, sulu limon, ziyafet! Kakao ve muhteşem bal üzümler, hepsi güzel! Biraz muz ve şekerler, hele fındıklar... Harika! Teşekkür ederim Bayan Floret. Sizi de kumsalda dondurma yemeye bekleriz. Tamam Oli, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Merhaba Cetro. Stan'i gördün mü? Stan mi? Gördüm evet galiba. Buraya gelip krem almak istediğini söyledi evet. Evet doğru. Ivan'a yardım ediyoruz. Peki şu anda nerede? Yani şimdi ona dedim ki inek olmadan krem olmaz ve bizim inek papatya dağlara gitti. Yani oralarda geziyordu. Stan de bu yüzden oraya gitti. Papatya'yı getirmeye çalışıyor. Yani anlatabildim mi? Bu durumda benim yardımıma ihtiyacı olabilir. Hoşça kal Cetro. Kolay gelsin. Ne dik bir yokuş. Hey sen. Seni gördüğüme çok sevindim Oli. Yardımına gerçekten ihtiyacım var. Bak bu inek beni deli etmek için elinden geleni yapıyor. İşte gösteri zamanı. Bu inek gerçekten inatçılıkta dünya şampiyonu. Tamam hadi gidelim Oli. Çok güzel. Sanırım Ivan'a gereken malzemeleri aldık. O halde gidelim. Teşekkür ederim Cetro. Her zaman bekleriz Oli. Bip bip. Sağ olun çocuklar, çok yardımcı oldunuz. Şimdi işimize bakalım. Dondurmamız meyveli, çikolata ve naneli. Haber verin herkese, Ivan geldi bol çeşitle. Şeftali var, üzüm var, limon var. Hemen gel, herkese haber verin. Ivan geldi bol çeşitle. Yardımın için teşekkür ederim Oli. Nefis. En sevdiğim lezzet vanilya. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda en uzatır zor er kalanlara. Konser zamanı. Merhaba Oli. Evdeki eski plak koleksiyonumu düzenliyordum. Hemen geliyorum. Şuna bak sen, harika bir kostüm. Bu eski giysiler yıllardır gün ışığı görmemişti. Şuna bakar mısın? Gün ışığı Roberts mı? Yok canım. Gerçekten çok komik kıyafetler giyiyorlarmış. Alo ben Stan, buyurun. Merhaba Stan, ben okul müdürü Tabitha. Merhaba bayan Tabitha, her şey yolunda mı? Burası feci durumda. Isı tesisatı patladı ve okulu su bastı. Şu an her yer tamamen su içinde. Okulu su mu bastı? İşte bu çok kötü. Tam anlamıyla bir felaket. Eski boruları değiştirene kadar dersleri iptal etmemiz gerekiyor. Çok paramız da yok. Nasıl ödeyeceğimizi bilemiyorum. Merak etmeyin Bayan Tabitha. Ne yapmak gerektiğini biliyorum. Çok basit. Ünlü müzik grubu Gün Işığı Rubbers'tan rica edeceğiz. Onlar da gelip okulda bir konser verecek. Bumpton Okulu Tesisat Yenileme Fonu için bir yardım konseri. Hemen gerekli ayarlamaları yapmalıyım. Görüşürüz. Güle güle. Görüşmek üzere. Küçük bir sorun var Oli. Ne yazık ki grubumuz sanatla ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle tam 10 yıl önce dağıldı. O zaman yapılacak tek şey var. Grubu yeniden bir araya getirmek. Çiçekler, kuşlar, göller ve ağaçlar dam dili dam dü. Merhaba Percy sevgili dostum. Seni tekrar görmek ne güzel. Stan, uzun zaman oldu ha? Grubu yeniden bir araya getirmeye çalışıyoruz Percy. Ama bu kez acil bir durum için çalacağız. Sahi mi? Bu harika dostum. Tamam ben varım. Sesim her zamanki gibi mi düştü? Dinle. Bir dakika. Çok önemli bir şeyi unutuyordum. Neymiş o Percy? Her iyi grubun güzel, sağlam bir araca ihtiyacı vardır. Her iyi aracın da güzel bir gruba ihtiyacı vardır. İnanın çok üzgünüm çocuklar. Aslında yıllardır gitarımı kapıp grupla beraber tekrar müzik yapmayı hayal ediyordum. Ama yani gördüğünüz gibi bütün bu pancar kökleri hasat edilmeyi bekliyor. Tamam, ne yapacağımızı biliyoruz baylar. Ben varım. Hadi gidelim. Oh.
üzülüyorsunuz. Hayatta en çok istediğim şey tekrar o grupta bateri çalmak çocuklar. Ama bu elmaların suyunu çıkarmam gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Beyler, aklıma harika bir fikir geldi. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi izninizle size grubu tanıtayım. Ve işte karşınızda Gülüşü Robin. Evet, hadi. Beraberiz işte, Oli planladı. Ne güzel şey yardımlaşmak. Şarkımızı beraber söyleyelim. Çocukların ısınması için satıldı. Biletlerimiz kapalı gişe. Beraberiz işte eskisi gibi. Her şey için çok teşekkür ederim Oli. Sen gerçekten bir efsanesin. Herkese teşekkür ederim. Bunların hepsini kime borçluyuz acaba? Oli yollarda, yardım eder dostlarına. Oli yollarda, el uzatır zordan kalanlara. Köpekler yarışıyor. Oh, yavaş Oli, dikkatli ol. Ama elimde değilsen. Yarışçının içinde müthiş bir heyecan var. Ben de heyecanlıyım. Bu onun Bumpton köpek gösterisine ilk katılımı olacak. Sence kupayı alabilecek miyiz sen? Elbette ama bugün sıkı bir antrenman yapmamız gerek. Mükemmele çalışarak ulaşılır. Dur. Ve otur. Hadi ben yapabilirsin. Başardı. Ben iyi misin? Sanırım yere düştüğünde patisini incitti. Gel hadi bir süre dinlen ben. Yarın sabah ne durumda olduğuna bakarız. Haberler kötü Oli. Maalesef bugünkü köpek gösterisine katılamayacağız. Benim patileri hala iyileşmedi. Ha, olamaz. Zavallı ben. Evet ama sen çok güçlüsün. Yakında ayağa kalkarsın değil mi ben? Ha, köpek gösterisine katılamayacak olmamıza üzüldüm. Özellikle de o kadar antrenmandan sonra. Anlıyorum ama benim dinlenmesi gerekiyor. Hem bir köpeğim olmadan köpek gösterisinde yer alamam değil mi? Evet öyle. Sen... Benim patisini hiç zorlamadan bu gösteride yer alabilmesi için çok güzel bir yol buldum desem ne dersin? Bu nasıl mümkün olacak? Göreceksin. Şimdi çiftçiden ve çoban köpeği. Ve son olarak karşınıza gelen yarışmacımız Stan. Programda yapılan bir son dakika değişikliğiyle Stan gösteriye arkadaşı küçük beyaz panelvan Oli ile katılıyor. Bu fikrin işe yarayacağından emin misin Oli? Elbette. Biz harika bir takımız. Neden işe yaramasın ki? Ayrıca bir dostumuz bize yardımcı olacak. Bana teşekkür etmene gerek yok ben. Biz iyi dostuz. Sen ve Stan için her şeyi yaparım. Bayanlar ve baylar, Stan, Oli, ve ben. Arkadaşız biz, yaparım elimden geleni. Gelirim sizinle, istediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben. Arkadaşız biz, bundan eminim. Ve sizin için yaparım her şeyi. Otur. Şimdi dans et. Arkadaşız biz, yaparım elimden geleni. Gelirim sizinle, istediğiniz ne varsa yapmak için hazırım ben. Hadi Oli, hadi. 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 Hadi.
Arkadaşız biz, bundan eminim. Ve sizin için yaparım her şeyi. Boş ver, üzülme. Ben köpek gösterisi kupasını kazanamamış olabiliriz ama sen ve Oli gibi iyi dostlarımın olması benim için alınacak en büyük ödüldür. Sen şimdi ne yapmam gerekiyor? Yapabileceğin tek bir şey var. Orada bekle. Şaka yaptım, şaka. Hadi dur, seni indirelim. Oli temizlik yapıyor. Doğum gününüzü tekrar kutlarım Bayan Floret. Hoşçakalın. Çok güzel bir doğum günü davetiydi Bayan Floret. Ama Stan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Sizi evinize bırakalım mı? Aa, çok naziksiniz Bay Stan. Ama birinin burada kalıp şu döküntüleri toplaması gerekiyor. Bir sürü şapka, bir sürü düdük, bir sürü süs. Ve doğum günü pastasından bir dilim. Ayrıca bir sürü ambalaj kağıdı ve yapışkan bant. Merak etmeyin Bayan Floret. Biz burayı kısa sürede temizleriz. Teşekkür ederim Oli. Ama nasıl? Harekete hazır mısın sen? Elbette Oli. Hop! Sen yuvarlanıyor ve yerdeki tüm döküntüler üstündeki yapışkan banda yapışıyor, öyle mi? Bu harika bir fikir Oli, aferin. Tamamdır Oli. Şimdi ne yapacağız? Bilemiyorum sen. Bence topladığınız tüm döküntüleri geri dönüşüm merkezine götürün. O zaman acele edelim. Merkez birazdan kapanacak. Hem içimdeki bu çöpler yüzünden patlayacak gibi hissediyorum. Sonra görüşürüz. Kusura bakma küçük dostum. Ne yazık ki bugün sana ve arkadaşlarına yiyecek bir şeyler getiremedim. Yiyecek lazım ördeklere. Pastadan kalan. Şu işe bak. Neşelen net. Tükendi. Külahlar. Şapkalara koy. Bunlar harika oldu. Teşekkür ederim Oli. Güle güle. Kargalar ekinleri yer. Çıngırak kullan. Bunu durur onları. Evet Oli, arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları malzemeleri dağıttıktan sonra elimizde sadece kağıtlar kaldı. Merhaba Yankers. Ne oldu, neden suratın asık? Burası çok sıkıcı ve sakin bir yer. Daha renkli bir yerde çalışmayı çok isterdim. Her neyse. Evet, senin için ne yapabilirim Oli? Bayan Floret'in doğum günü davetinin ardından topladığımız çöpleri getirdik. Üzgünüm Oli, geç kaldınız. Az önce merkezi kapattım. Olamaz. Şimdi bütün bu ambalaj kağıtlarını ne yapacağız? Bir dakika Stan. Aklıma bir fikir geldi. Yonkers, ne düşünüyorsun? Harika oldu. Böyle rengarenk bir yerde çalışmak çok hoşuma gider. Biz de böylece davetten kalan tüm atıkları kullanmış olduk. Aferin sana Oli. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda en uzatır zorda kalanlara. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda en uzatır zorda kalanlara. Güle güle çocuklar, iyi eğlenceler. Kuş gözlüm. Görüşmek üzere.
Ne işin var burada? Merhaba Oli, Cetro. Az önce acil bir telefon geldi. Yaramaz bir köpek boruya sıkışmış tabii. Hemen kurtardık ve... bu kadar. Çok heyecan vericiydi. Siz nereye? Cetro beni kuş gözlemine götürüyor. Oraya gittiğimize hala inanamıyorum. Düşünsene, kuşları seyredeceğiz. Evet, bu çok güzel olacak. Sen de gelmek ister misin? Aa, evet, son derece rahatlatıcı bir şey olmalı. Şu anda buna çok ihtiyacım var. Hadi bizi götür Cetro. Bu ne? Bu ne? Sessiz ol Oli. Kuş gözlemi yapmak istiyorsan kuşlar gibi davranmalısın. Sessiz ve sakin yani. Bir tane gördüm, bir tane gördüm. Bakın ileride, şu çitin üstünde. Yapma Royston. Kuşları korkutup kaçırıyorsun. Olamaz. Hepsi uçup gitti. Hayır, hepsi gitmedi Oli. Az önce gösterdiğim kuş hala orada duruyor. Sanırım çok uzaklardan gelmiş bir göçmen kuş ya da... Çitte unutulmuş bir kumaş parçası. Tamam, üzülme. Kuşlar dönene kadar burada sessizce bekleriz. Royston buradayken kuşların döneceğini sanmıyorum. O parlak rengi falan yani. Cetro haklı Oli. Ben çok gürültücü ve çok renkliyim. Kuş gözlemi için çevreye uyum sağlayamıyorum. Aslında senden iyi korkuluk olur. Neden olmasın? Royston, durur musun? Aklıma bir fikir geldi. Sakin ol Oli. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yapma, dur. Bu yaptığın hiç hoş değil Oli. Merak etme Cetro. Oli'nin ne yapmak istediğini anladım. Sana kamuflaj yapıyorum Royston. Sağ ol Oli. Şimdi çevreye gerçekten uyum sağlamış oldum. Kuş gözlemi yapabiliriz yani. Kargalar, bülbüller, mavi kanatlılar. Saksanlar, guguk kuşları, hepsi var burada. Kızıl kuşlar, ispinozlar, konar dallara. Donar üstüme güvercin hapşırmasa. Kara tavuklar, ötücü kuşlar yaparlar yuva. Tarla kuşları, ağaç kazanlar, kuşlar harika. Her şey çok güzeldi. Beni çamura buladığın için sağ ol Oli. Hiç önemli değil Royston. Ben de harika bir gün geçirdim. Ama halimize bak. Nasıl temizleneceğiz şimdi? Her tarafımız çamur içinde. Hiç merak etme Oli. Bize yardım edecek harika arkadaşlarım var. Tamam çocuklar, temizliğe başlıyoruz. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda en uzatırız oradanlara. Bunton Rallisi. Büyük yarışın başlamasına çok az kaldı Oli. Nasıl hissediyorsun? Doğrusu biraz gerginim sen. Sence kazanabilir miyiz? Hiç sanmıyorum Oli. Bence tıkanır kalırsın. Yapma Baza. Bu her yıl tekrarlanan Bumpton Rallisi. Sadece bir eğlence. Evet, kazanan için eğlenceli olur. Ve bu kez kesinlikle ben kazanacağım. Öyle mi? Ben yeterince hızlıyım. Ama benim kadar hızlı değilsin. Hayır, hızlıyım. Değilsin. Hızlıyım. Hızlısın. Değilim. Kendin söyledin. Yarış başlasın. Ben hazırım, evet. Yarış başlasın artık. Merhaba.
Jetro! Burada ne işin var? Sen çok yavaş bir araçsın. Ha, bilirsiniz. Hız her şey demek değildir. Senin için öyle olabilir. Çünkü sen traktörsün. Yarışçılar, iş yapacağınızı yarışa başlayacaksınız. Evet, başlıyoruz. Ne durumdayız sen? Harikayız Oli, şu an ikinci sıradayız. Olamaz, lastiğim patladı. Neden her zaman böyle oluyor? Birinci sıraya geçtik Oli. Çekil şuradan baza, bırak da ben geçeyim. Öyle mi? Heh, sana ancak toz yutmak düşer. Ne kadar kaldı sen? Sen devam et Oli. Bitiş çizgisinde görüşürüz baza. Oraya ilk giden ben olacağım. Hop, ne yapıyorsun baza? Merak etme Mike. Ben kestirme bir yol biliyorum. Buna inanamıyorum. Baza farklı bir yoldan gidiyor. Ama buna hile denir. Oh, au, Mike. Galiba çamura saplandık. Sanırım orada küçük bir sorun var baza. Oli, Stan! Yardım edin! Batıyoruz! Endişelenme baza, sana yardım edeceğiz. İt hadi! İt! İt! Ne yapacağız şimdi? Ne o, başınız dertte falan mı? Yardımcı olabilirim. Jetro! Hiç gitmemektense geç gitmek iyidir. Yarışçılar her an burada olabilir değerli izleyiciler. Ve işte önde! Önde Jetro! Hemen arkasında Oli ve Baza! Evet! Bu kutlu son rallisini Jetro kazandı. Harika bir dost. Gördünüz mü? Daha önce size hızın her şey demek olmadığını söylemiştim yani. Haklısın Jetro. Teşekkür ederim. Baza, en hızlı araç olmayabiliriz. Ama yine de bir konuda birinciyiz. Hangi konuda? Bu şehrin en çamurlu araçlarıyız. Doğru. Kedi Oli. Oyalanma Oli. Öğle yemeğine zamanında yetişmek istiyorum. Çok acıktım. Merak etmişsen. Oli dikkat et. İyisin değil mi Oli? Evet, teşekkür ederim bence. Ne oldu? Özür dilerim. Bir ip yumağı attım ve sana çarptı. Aslında şu ağaçta mahsur kalan kediyi indirmeye çalışıyordum. Bu Crockett. Ah, şu antika dükkanının sahibi Bayan Meg'in kedisi. Duyarsa çok endişelenir. Peki onu nasıl aşağı indireceğiz? Hiç sorun değil. Ben gidip yardım getiririm. Sen burada kal ve kediyi sakinleştirmeye çalış. Hemen dönerim. Pekala. Hadi Mandy. Gel pisi 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 pisi. Miau. En iyisi sessizce Oli'yi bekleyelim. Merak etmeyin Bayan Meg. Ryston göz açıp kapayıncaya kadar küçük Crockett'ı sağ salim indirir. Dilerim öyle olur.
Evet işte oldu. Şimdi aşağı gel. Hadi küçük pisi. Başardın Royston. Tebrik ederim. Yaşasın ben. Royston yollarda. Yardım eder hep dostlarına. Özür dilerim. Galiba fazla heyecan yaptım. Merak etme. Ben onu getiririm. Söz veriyorum. Hadi ama Crockett. Sana zarar vermeyeceğim. Yavaşla biraz. Lütfen. Aa, oraya çıkmam mümkün değil. Ben kedi gibi tırmanıp oradan oraya atlayamam. Aa, ama Ollie, bir kediyi yakalamak için senin de tıpkı bir kedi gibi düşünmen gerekir. Değil mi? Evet. Miyav. Kediyim, kediyim, kedi ne yapar? Fare kovalar. Farelere güle güle. Miyav. Kediyim, kediyim, kedi ne sever? Sütü! Hani nerede kediler? Kediyim, kediyim, kedi ne sever? Uyumayı! Aa, Ollie! Sevgili küçük Crockett'ımı yakalayabildin mi? Hayır Bayan Mac, Crockett henüz yakalayamadım. Ama kediler uyumayı çok sever. Nerede olabileceği konusunda aklıma bir fikir geldi. Oh, nerede? Şurada. Oh, yuvasına dönmüş. Yaşasın. Yaşasın. Biricik Crockett'ımı bulduğun için çok teşekkür ederim Ollie. Ha, hiç önemli değil. Yaptığım tek şey kedi gibi düşünmekti. Miyav. Ollie yollarda yardım eder dostlarına. Ollie yollarda el uzatır zorda kalanlara. Muhteşem açılış. Orada garip bir şey var Stan. Korkmana gerek yok Ollie. O bizim başkan. Aa, sahi mi? Ah, merhaba Ollie. Yeni heykelimizin muhteşem açılışına ilk gelen siz oldunuz. Tebrik ederim. Öyle mi? Ben burada heykel açılışı olduğunu bile bilmiyordum. Ah, sahi mi? Ben de herkes görsün diye şehrin her yanını bu afişlerle donatmayı düşünüyordum. Ama ne yazık ki afişleri asmayı unuttum. Oh, kimse gelmeyecek. Her şey boşa gidecek. Her şeyin yolunda gideceğine eminim. Afişlerin bir kısmını ben asarım. Ben de gidip herkese haber veririm. Ne heykeli bu? Söyleyemem, sürpriz Ollie. Oh, harika. Sürprizleri çok severim. O gürültülü akrobatik hareketlerinizi çalışmak istiyorsanız gidip insanlardan ve dükkanlardan uzak bir yer bulun, tamam mı? Tamam Bayan Floret. Evet, güzel. Peki şimdi nereye gitmemizi öneriyorsun? Bize şöyle geniş, açık bir alan gerekiyor. Merhaba Donny, merhaba Donny. Neden gidip Acorn Park'ında çalışmıyorsunuz? Orası hem geniş bir yer hem de birazdan belediye başkanı orada yepyeni bir heykel açacak. Gösterimizi izleyecek bir sürü insan olacak. Gidelim. Hah, bu kolay oldu. Acorn Park'ında yeni heykel açılışı ve motosiklet gösterisi var. Bugün ne oldu bilmiyorum Ollie, ama kimse dondurma ya da buzlu şeker almaya gelmiyor. Mamma mia, bu bizim için felaket demek. Acorn Park'ında istemediğiniz kadar müşteri bulabilirsiniz. Belediye başkanı birazdan yeni heykelin açılışını yapacak. Hadi yerine otur Mario, gidiyoruz. Teşekkür ederim Ollie.
Bu büyük yangını söndürürken çok yorulduk. Biraz serinleyip sakinleşmeye ihtiyacımız var. Hepimizi sıcak bastı. Sizi çok iyi anlıyorum Rossin. Bu arada Econ Park'ındaki heykelin açılışını da görmüş olurdunuz. Yine de sağ ol. Sahi ne heykeliymiş bu? Kimse bilmiyor. Sürpriz olacak. Oo, sürprizlere bayılırım. Merak etme çiftçiden. Kafamdaki o süt güğümünü çıkaracak birini elbet buluruz. Ne dedi? Şşş! Oli! Bak yeni heykelin örtüsü birazdan açılacak. Değerli konuklar, yeni heykelimizin açılış törenine geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ve şimdi büyük, büyük bir zevkle sizlere heykelimizi takdim ediyorum. Ha? Ben mi? Oli! Şehrimizin en yardımsever küçük panelvanı. Sanırım hepimiz bu konuda aynı fikirdeyiz, değil mi? Akrobasi için burayı sen buldun. Canımız sıkılırken eğlendirdin. Dondurma satmak için en iyi yerin. Buldun çözümünü serinlemenin. Başarılı geçti heykelin açılışı. İşte bu yüzden. Oli çok iyi. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda el uzatır orada kalanlara. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda el uzatır orada kalanlara. Merhaba Charlie. Bugünkü yarış için bu arabayla bir deneme sürüşü yapar mısın? Üzerinde birkaç küçük değişiklik yaptım da. Sıradan arabalara benziyorsun. Görünüş yanıltıcı olabilir. Ha? Kim söyledi onu? Araba söyledi Oli. Üstüne sürücünün sesiyle kontrol edilebilen bir bilgisayar sistemi yerleştirdim. Hadi bir dene Charlie. Yarış arabası dur. Araba duruyor. Yarış arabası geriye git. Araba geri gidiyor. Aa, bu harika bir şey sen. Biliyorum. Ayrıca turbo özelliği de var. Ama o sadece yarış sırasında açılabilir. Yarış arabası turboya aç. Araç turboya geçiyor. Hayır. Dur. Kur. Sistem hatası. Sistem yanıt vermiyor. Aha, olamaz. Hadi gidelim Oli. Bip bip. Ah, sonunda bitti. Ah, Charlie. Olamaz. Ah, dur, dur. Bravo, bravo. Mwah, bene, molto bene. Mario, chicken! Mamma mia! Yürüyen saman balyası mı? Kim bilir daha neler göreceğiz. Yardım edin! Ne? Konuşan saman balyası mı? Evet, görmediğim bir bu kalmıştı. Taktı peşine bizi. Kaçırma yarışı Charlie. Nasıl yardım edebilirim? Yakala beni yetişirsen. Yakalayabilirim seni. Hadi sen. Yakalayabilirim seni. Çünkü benim adım Oli. Bu araba nereye gidiyor? Durmaya niyeti yok gibi. Nasıl olsa yakalarım. Yakala beni yetişirsen. Yakalayabilirim seni. Haydi Oli! Hadi sen! Yakalayabilirim seni. Çünkü benim adım Oli. Ah, Charlie nerede? Bugün yarışa katılacağından emindim. Neyse, bütün gün bekleyemeyiz. Yerlerinizi alın, hazır olun, başlayın! Kapattım.
Çok üzgünüm Charlie. Bunu yapmam mümkün değil. Frene bas. Dur Oli. Aferin sana Oli. Sonunda başardık. Al bakalım Charlie. Ah, teşekkür ederim. Sanırım burada teşekkür etmen gereken biri daha var. Farkında mısın Charlie? Oh, elbette. Beni kurtardığın için sağ ol Oli. Sen olmasaydın hala o arabayla gidiyor olacaktım. Evet. Durmaya hiç niyeti yoktu. Stan'i gören oldu mu çocuklar? Çiti tamir etmesi gerekiyor da. Buralarda bir yerdeydi. Yarış arabasını onarıyordu. Sistem hatası. Sistem hatası. Sistem hatası. Aa, işte yine başlıyoruz. Geliyorum Stan. Bip bip. Hayvanat bahçesi yokuşu. Harika bir şey. Dikkat et Oli. Biliyorsun karlı zeminde araç sürmek tehlikeli olabilir. O yüzden acele etmemen gerekiyor. Ha, şu an yavaş gidebilecek kadar heyecanlıyım sen. İlk defa kar görüyorum. Aa, ama orada neler oluyor? Düşük vitesle dene. Hayır, yüksek vitesle dene. Hayır, o kadar da değil. Daha yavaş gel. Hayır, biraz daha hızlı. Ah Tom, boşuna uğraşıyoruz. Bu yokuş bana göre fazla dik. Merhaba çocuklar. Yokuşu çıkmakta zorlanıyor musun yoksa? Evet, öyle diyebiliriz. Hayvanat bahçesindeki hayvanların yiyecekleri bitmiş. Onlara yiyecek götüreceğiz. Ama bahçe bu tepeye kurulu. Ve kaymadan yokuşu çıkmak benim için imkansız. Bu yiyecekleri bakıcı bileğe ulaştıramazsak zavallı hayvanlar bu geceyi aç geçirecekler. Will arıyor. Merhaba Tom. Burada yiyecek bekleyen iki aç aslan var. Yiyecek olaraksa elimde sadece bu iki salkın muz kaldı. Hey sen! Getir onları! Anlaşılan orada durumlar pek iyi değil. Bir dakika. İsterseniz yiyecekleri bana yükleyin, bir de ben deneyeyim. Karga gitmeyi çok sevdim. Hepsi yüklendi Oli. Gidelim o zaman. Devam et Oli. Daha parlak bir fikri olan var mı? Yukarı çıkmak için ol hızlı. İşe yaramaz yola tutunmalı. Sana ağırlık gerek kaymaman için. Bu hızla çıkamazsın yokuşu. Hayvanat bahçesinde bir sorun var, yiyecek kalmamış. Goriller anlamaz hiç yoktan, kimse kalkmaz bir türlü masadan. Neden itmiyoruz güçlüyüz? Bu da işe yaramaz, yol çok uzun. İki teker üçlü gitmeyi dene. Dengemi sağlayamam bu yükle. Hayvanat bahçesinde bir sorun var, yiyecek kalmamış. Goriller anlamıyor hiç yoktan, kimse kalkmıyor bir türlü masadan. İyi deden. Tek çözümün bu olduğuna emin misin? Elbette. Roketleri kullan. Tek çare bu. Pekala. Bir de bunu deneyelim. Hadi başlat sen. Wow! Wow! Çekilin. Ben geliyorum. Wow! Olamaz. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. İşiniz var mı? Oli gideli epey zaman oldu değil mi Stan? Bir dakika. Sesi duyuyor musunuz? Hayır. Düşündüğüm şey olamaz. Evet o. Bu Oli. Hadi Stan. Atla. Yapacak işlerimiz var. Merhaba çocuklar. Sonunda gelmeyi başardık. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Toplanın çocuklar. Burada herkese bol bol yetecek kadar çok muz var.
Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda el uzatır zorda kalanlara. Yukarı çıkmak için ol hızlı. İşe yaramaz yola tutunmalı. Sana ağırlık gerek kaymaman için. Bu hızla çıkamazsın yokuşu. Hayvanat bahçesinde bir sorun var, yiyecek kalmamış. Goriller anlamaz hiç yoktan, kimse kalkmaz bir türlü masadan. Neden itmiyoruz güçlüyüz? Bu da işe yaramaz, yol çok uzun. İki teker üstü gitmeyi dene. Dengemi sağlayamam bu yükle. Hayvanat bahçesinde bir sorun var, yiyecek kalmamış. Goriller anlamıyor hiç yoktan, kimse kalkmıyor bir türlü masadan.